olmakla x, y, z sayısı rakamları toplamının u katıdır. Yani isterseniz x, y, z'yi şöyle yazabiliriz. Yani 100x var, artı 10y var, artı z var. Bu neymiş? X artı y artı z'nin kaç katıymış? U katıymış. Aynı şekilde şurada ne var? Burada da 100z var, artı 10x var, artı y var. Bu da gene rakamları toplamının, yani x artı y artı z'nin kaç katı? V katı. Gene aynı şekilde burada ne var? 100y var, artı 10z var, artı x var. Bu da gene p katı. Neyin? Rakamları toplamının, yani x artı y artı z'nin. Şimdi eşitliğin sol tarafına baktığımız vakit 111 tane x var, y var, z var. Burada da x artı y artı z artı parantezine alırsak geriye ne kalacak o zaman? U, v ve p kalacak. Şunlar sadeleşir. O zaman aradığım şey zaten buydu. Bu nedir? 111'dir. C seçeneği. AA ve BB iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. AA dediğimiz sayı nedir? 11A'dır. 11A'nın karesi nedir? 121A karedir. BB de 11B. 11B'nin karesi de o da nedir? 121B karedir. İsterseniz 121 parantezine alırsak A kare artı B kare çarpı 121 neye eşit? 12.100'e, yani 121 çarpı 100'e eşit. Şunla da şu sadeleşir. A kare artı B kare 100'müş. A, B tabi bunlar sayı. Hangi sayılar olabilir? Biri 8 olabilir, biri 6 olabilir. Toplamları kaç yapar? 8 artı 6'dan 14 yapar. D seçeneği. AB 2 basamaklı doğal sayıdır. Ali AB ile 35 sayılarını çarparken 3 basamaklı PQR sayısını 2 basamaklı sağa kaydırarak işlem hatası yapmıştır. Buna göre Ali'nin bulduğu sonuç çarpma işleminin doğru sonucundan kaç fazladır diyor. Şimdi bunu buraya yazdığı vakit aslında ne yapmış oluyor? Sayıyla 35 ile değil de sanki 53 ile çarpmış gibi oluyor. Çünkü XPR'yi buraya yazmış oldu. Burası ne olmuş oldu? 53 ile çarpmış gibi oldu. X, Y, Z de bu tarafa yazılmış oldu. O zaman 53 ile çarpmak var, 35 ile çarpmak var. O zaman 18 kat bir yanılma payı var. İsterseniz şöyle 53 ile çarpıldığında sayı ne olur? Sayı 2279 olmuş. Biz bir AB sayısını bulalım. Nasıl bulacağız AB sayısını? 2279'u 53'e bölerek bulacağız. Kaç defa var? 4 defa var. Burası ne olur? 212 olur. Bundan çıkarırsam şurası 5, şurası 1, şurası 9. 3 defa var. 43 demek ki AB sayısı neymiş? 43'müş. AB sayısı normalde 43. 53, 35 yerine 53 ile çarpmışız gibi oldu. Yani 18 kat fazladan çarpmış olduk. Kaç fazla diyor? O zaman 43'ü ne yapacağım? 18'e çarpacağım. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 4 kere 8, 32. 34, 43, 4, 7. 774 olacak A seçeneği. X, Y, Z 3 basamaklı rakamları farklı bir doğal sayıdır. Buna göre toplamının alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diyor. Ne yapalım? Şöyle paydaları eşitleyelim. Yani şunu 4 ile çarpalım, şunu 6 ile çarpalım, şunu da 15 ile çarpalım. O zaman yukarısı ne olacak? 15, 6 daha 21, 4 daha 25. 25 tane x, y, z sayısı olacak. Bölü, şurası da ne olacak? 60 olacak ortak payda. Şimdi 5 ile sadeleşirse 12, 5 ile sadeleşirse 5 olacak. Şimdi ne istiyoruz? Bunun en büyük değerini istiyoruz. En büyük değeri nasıl olur? Ona bakalım. Yani x'e bir kere 9 veririm yani. Rakamları da farklıymış. 12'nin katı olan bir sayı arıyorum. Y'ye 8 verdim. Z'ye de 4 verdim. 984. 12'nin katı mı? Yani hem 3'e bölünüyor hem de 4'e bölünüyor. Evet. 12'nin katı. O zaman 984'ü 12'ye bölelim. 5'te çarpalım. Kaç defa var? 8. 8 kere 12. 96. Şurası ne oldu? 24. 82. Bunu 5 ile çarparsam ne olur? 410 olur. E seçeneği. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir diyor. Şimdi ne yapalım? Bu iki kare farkından AB eksi BA, AB artı BA şeklinde bunu yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bu neye eşit? 693 A eksi B'ye eşit. Şimdi şuradan devam edelim. Buradan 11 tane neyimiz var? A artı B'miz var. Bu bir dursun. Burada ne var? Burada da 9 tane A'mız A eksi B'miz var. Bu da dursun. Şurada da 693 A eksi B'miz var. Şimdi şu A eksi B'ler gider. A eksi B'ler gider ama burada kökü yemeyelim. A eksi B nedir? 0'a eşit. A da B'ye eşit. Bu durumu da göz ardından kaçırmayalım.
Şimdi 693'ü ne yapalım? 9'a bölerek işleme devam edelim. 9'a böldüğümüzde 7 kere 9 63. Şurası 63 77. Yani şununla şunu sadeleştirdiğimde 77. Şununla da şunu sadeleştirdiğimde 7. Yani A artı B de 7. A ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Burada kaç tane durum söz konusu? 6 tane durum söz konusu. 0 olamaz. A ile B 0 olamaz. Burada kaç tane durum söz konusu? Burada da 9 tane durum söz konusu. 0, 0 haricinde hepsi uyar. 6, 9 daha kaç yapar? 15 yapar. C seçeneği. İlk kümesinin bir elemanıdır. 3 basamaklı birer doğal sayıdır. Olduğuna göre U kaçtır diyor. Şimdi şöyle çözümlemeye yapalım isterseniz. 100 tane ne var? 100 tane P2 var. Artı Q2 var. Artı R2 var. Şimdi P2, Q2, R2. Bu nedir? U2'dir. O zaman bunun yerine çok rahatlıkla şurası U2 ise burası nedir? Aynı zamanda o zaman 2U'ysa bu 100 de burada var. 200 U'ya tekabül eder bu. Gelelim buraya. Şuraya da ne var? 10 tane P3 var, Q3 var, R3 var. Şimdi P3, Q3, R3 yazdığımızda bu 3U'ya eşit değil mi? 10 tane varsa o zaman bu da 30U'ya eşit. Aynı şekilde P5, Q5, R5. O da ne olacak? U5 olacak. Yani bunların toplamı ne olacak? 235 U olacak. Bu kaça eşitmiş? 940'a eşitmiş. O zaman ne yapıyorum? Her iki tarafı 235'e bölüyorum. Kaç defa var? 4 defa var. D seçeneği. A, B, C, D ve E harfleri 3'ten 7'ye kadar birbirinden farklı rakamları temsil etmektedir. Herhangi bir okun yönünde bulunan harf, o okun doğrultusunda bulunan rakamlardan oluşan 3 basamaklı sayıyı temsil etmektedir. Okun ucuna en yakın olan rakam yüzler basamağı, içteki çemberin içinde bulunan rakam onlar basamağıdır. Buna göre P artı Q toplamı en küçük değeri aldığında. En küçük değeri alması için ne olması lazım? Bunların en küçük sayılarla başlaması lazım. Biri 3 ile başlıyor, biri 4 ile başlıyor. Çünkü farklı rakamlar. Ortada da o zaman 5 olur. Şurası 6, şurası 7 veya burası 7, burası 6 olabilir. İki durum da söz konusu. Fakat ikisinde de ne olur? Toplam en küçük değerini alır. Şimdi şuraya bakıyoruz. U eksi V farkının mutlak değerini alabileceği değerler toplamı. Yani bu 6, 7, 7, 6 olması bu farklı değerler alabilecek durumu söz konusu. O yüzden bir 7 yazdım, 6 yazdım, bir 6 yazdım, 7 yazdım. U nedir? Şöyle ilk başta U'yu 7'yi U'da kullanalım. 753. Peki V nedir? 654. Birincisi bu. Buraya 6'yı kullanırsak 653. O zaman diğeri ne olacak? 754 olacak. Şimdi bundan bunu çıkaracağım. Bir de bundan bunu çıkaracağım. Bundan bunu çıkarırsam 101. Bundan bunu çıkarırsam 99. İkisinin toplamı alabileceği değerleri soruyor. Ne yapar? 200 yapar. C seçeneği. X, Y, Z sıfırdan farklı birer rakam. X, Y, Z 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere işlemi tanımlanıyor. Olduğuna göre YZX ifadesini alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Yapalım. O zaman şuradan X, Y, Z aynısını bir yazıyoruz. Yazalım. X, Y, Z aynısını yazdım. Sonra onlar basamağını yazacağım. Yani YZ'yi yazacağım. Sonra birler basamağını yazacağım. Devam ediyorum. ZX, Y. Önce sayıyı aynen yazıyorum. ZX, Z'ye. Sonra onlar basamağı kadar onlar basamağını yazıyorum. Z'ye. Ondan sonra da birler basamağına yazıyorum Y. Bu kaç eşit? 492'ye eşit. Şimdi şuradan 100, 200. Yani şuradan 200x'i yazalım bir. 200x'imiz var. Y'lere bakalım. 10, 20, 21, 22, 23. 23 tane Y var. Z'lere bakalım. 1, 2, 3, 3, 13, 23. 23 tane de Z var. Bu kaç eşit? 492'ye eşit. Şimdi buradan x ne olabilir? Onu bir değerlendirelim. Zaten 3 basamaklı demiş. O zaman x'in minimum değeri 1 olur. Bir de ne olur? 2 olur. 3 olsa zaten 600 olur. Burayı geçer yani. Olmaz yani. Ya 1 olacak ya 2 olacak x. Şimdi şuraya da isterseniz 23 parantezinde değerlendirelim. Y artı z. O zaman burası 1 olduğunda burası 200. O zaman şuraya 292 kalıyor. 292'yi 23'e bölelim. Bir defa var. 23. Buradan 9'dan 3 çıktı. 6, 62. Bu tam bölünmüyor. O zaman bu olmaz yani. Bu 1 de olmaz. O zaman 2 olacak. X kesinlikle 2. Onu biliyoruz artık. X'e 2 yazarsak 492. 92'yi ne yapıyorum? 23'e bölüyorum. 23'e böldüğümde kaç defa var? 4 defa var.
O zaman y artı z ne oluyor? 4 oluyor. Şimdi sıfırdan farklı rakamlar olduğu için y'nin alabileceği değerler ne olur? 3'e 1, 2'ye 2, bir de ne olabilir? 1'e 3 olur yani. Şimdi o zaman şöyle yazalım. Y değerimiz ne olabilir? Şöyle yazıyorum. Bu değerimiz 312 olabilir. Başka ne olabilir? Onu söylüyorum. 222 olabilir. Başka ne olabilir? 132 olabilir. Şimdi bunların değerlerinin toplamına bakacağız. Şimdi bu 312 olacak. Sonra 12 alacağız. Sonra 2 alacağız. Şunu böyle yazacağız. Buna bakalım. 222 var. 22 var. Sonra 2 var. Buna bakalım. 132 var. Artı 32 var. Artı 2 var. Bunları toplayacağız. Bunları topladığımızda sonuç 738 olacak. E seçeneği.